Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, benim kıymetli yol arkadaşlarım, hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün size A'dan Z'ye sukulent nasıl yetiştirir onu anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz yeni başlayan değerli arkadaşlar, sizler YouTube'da birçok kanal izliyorsunuz ve kafanıza belki bazı sorular takılabilir. Ve ben de arkadaşlar kanalımı ilk açtığım zamanlarda bu daha doğrusu anlatmış olduğum bilgileri bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle bu saksımdan başlayacağım. Bakın, sukulentler hem kendileri yavrulayarak değerli arkadaşlar hem de farklı yöntemlerle çoğaltılabilir. Ben size yavrulama kısmını anlatayım öncelikle. Bakın, ben çünkü her saksının başına giderek nasıl yavruladıklarını size tek tek anlatacağım. Ben buradan bir tane filiz kesmiştim ve Almanya Bochum'a sevgili Sevim ablacığıma göndermiştim. O da benim emeğimin karşılığını ödemişti arkadaşlar olsun. Ve değerli arkadaşlar, ben ona bu filizi buradan kestikten sonra benim bu gördüğünüz gibi trompetim buradan birden fazla yavru verdi. Bakın, yani Allah'ın bereketi böyle bir şey. İyi niyetlerde olduğunuz müddetçe iyilikler, güzellikler, bereketler hep bizi buluyor. Bakın arkadaşlar, aynı şekilde buradan da ben yapraklar almıştım. Bakın şu şekilde, eğer şu şekilde alırsanız değerli arkadaşlar, bunu yatırırsanız ya da toprağa saplarsanız bu şekilde de çoğalır. Yani bir yaprak yatırma, yaprak saplama, bir budama, yani budadıkça bakın buradan yavrular geliyor. Aynen bu şekilde. Bir de buradan alınmış olan yavruları çelik olarak ekmek. Birazdan o saksıların başına da giderek size anlatacağım değerli arkadaşlar. Bakın. Daha sonra bebek olarak yatırmış olduğumuz bu yapraklar büyüyünce bakın bu şekilde genç ergen haline geliyorlar arkadaşlar. Yani ergen haline geldikçe ne oluyor? Büyüyorlar ve anaç oluyorlar. Bakın, bunlar benim bebeklerim ve büyüdüler, ergen oldular değerli arkadaşlar. Ve bu şekilde çoğalıyorlar. Opalinam da aynı şekilde, hatta opalinam yavrulamıştı. Bir yavru da sevgili Sevim ablama gönderdim arkadaşlar, bakın. Evet, bu saksıya geldiğimizde burada benim muhteşem Greenovia'm var. Bakın, Greenovia'm artık kapanıyor. Çünkü yazın kapanır. Bunda da mesela çelik alarak çoğaltıyorum arkadaşlar. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Bundan bir çelik alıyorum ve hemen size bakın benim çelik aldığım, bu arada kablom takıldı da onu kurtardım. Yani çelik alıp ektiğim Greenovia'mı göstereceğim şimdi size. Bakın, onu bulmaya çalışacağım. Burada bir yerde, fakat şimdi telefonla hızlı geçip de sizin gözünüzü yormak istemiyorum. Bakın, bu Greenovia'lardan bir tanesini ben yine kargoya göndermiştim. Diğerini de şimdi size bulacağım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, burada o Greenovia'dan da buraya bir çelik tutturmuştum. Bu da oldu. Hatta bir tanesini de yine kargoyla gönderdim. Yani sattım. Ve o şekilde çoğaltabiliyoruz. Bakın, bir tanesi de burada. Yine aynı şekilde çelik almıştım geçen bahar. Bu da tuttu. Evet. Bu saksıdaki Greenovia'yı bu şekilde anlattıktan sonra, bakın bunlar da benim baldilerim ve bu baldilerden de arkadaşlar bakın buradan çelik alarak yine toprağa dikerek bunu da çoğaltabilirsiniz. Kelle almadı arkadaşlar, onu da anlatacağım size şimdi saksıları tek tek geçerken. Kelle alma kısmında şimdi bakın bir tane daha auricula saplamışım, o da burada duruyor. Yine benim Fred'im. Bakın, bu da bu şekilde çoğalıyor. Yine buradan bir tane filiz alarak ne yapıyoruz? Ekiyoruz ve büyütüyoruz. Şimdi bakın, kelle alma durumlarında böyle bir durum gelişiyor. Benim bakın bu sukulentlerimin hep dalları büyük büyük. Tek kökte birden fazla dallar var. Bakınız şu güzelliği görüyor musunuz? Bunların hepsi büyüyecek. Şunu da söyleyeceğim size. Şu saksı arkadaşlar, bakın şu saksıdaki şu grubu, geçen sene bunlar minicik bebektiler. Hatta sizinle birlikte videolarını çektim ve bu şekle dönüştü. Bu da benim Variete Grapton. Bakın nasıl yavrulamış. Yani buradan yapraklar almıştım arkadaşlar ve yaprak aldığım yerlerden yine yavrulamış. Kübik frostlarımdan da yine göstereceğim size, bebeklerim var. Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz zaten hepsini göreceksiniz değerli arkadaşlar. Bakın, görüyorsunuz. Bunu buradan çelik alarak ekeceğiz. Hatta şuradan bakın, sizinle birlikte bir çelik alayım. Evet, aldım elimle. Bakın buradan bir yaprak daha oldu. Bunu da alalım sizinle birlikte. Bunu da çoğaltımını yapalım. Bakın, geçenlerde buradan da bir çelik aldım. Oradan da yavrulayacak. Nasıl yavrulayacak? İşte böyle arkadaşlar. Bakın, yine buradan bir çelik almışım ve yine yavruluyor. Evet, bu da bu şekilde. Bir de nane gibi dal atarak büyüyen sukulentlerimiz var. Onlardan bir tanesi de hangisi? Bangoklu. Bakın, bangoklumu da göstereyim size. Burada benim birkaç saksım var.
Bangoklu da bu şekilde büyüyor arkadaşlar. Fakat Bangoklu ne oluyor? Kışın kayboluyor, yazın tekrar ortaya çıkıyor. Bu sukulentlerimin hepsini arkadaşlar size ayrıca bir video olarak da paylaşacağım. Bugün sadece sukulent bakımını anlatmak istiyorum size. Arkadaşlar sukulentler kışın kesinlikle korunması gereken türlerden. Şunun bereketini görüyor musunuz? Bakın. Arkadaşlar bakın. Allah iyi niyetlerde olduğunuz müddetçe size karşılığını veriyor. Yani ben buradan bir tane ya da iki tane alıp kaybetmişim. Hiç önemli değil. Önemli olan bakın Allah bana cevabını veriyor zaten. Hiç problem değil yani. Bakın. Burada da ne var mesela benim? Aeonium arboreum zwart. Bunu da çelik olarak kesmiştim arkadaşlar. Direkt kestim, ektim ve tuttu. Bu şekilde. Bu arada geçen seneden kalma rukalar. Onları da özellikle oradan almıyorum. Bakın arkadaşlar. Bu da yine benim bebek olarak ürettiklerimden yaprak olarak. Başka size ne söyleyebilirim? Bakın bunun da yapraklarını budamıştım. Bu böyle tek bir daldı. Yine üstünden bir sürü yavrular verdi. Bir de arkadaşlar bakın burada da yine benim variyete graptolarım. Hep bebekten ürettim. Belçika'da sukulent kaktüs büyütmek bayağı bir marifet ister. Yani öyle uzaktan göründüğü gibi değil. Ben karda, donda, kışta hep bunların başındayım arkadaşlar. Benim masal sarıcımı sepettim. Daha doğrusu saksımdaki sukulentlerimin hepsi benim bebeklerimdi. Zaten bu saksıyı sizinle birlikte ekmiştik. Burada dışarıdan getirdiğim bir tek hangisi var diye bakarsanız şöyle bir bakıyorum. Semperlerden birkaç cins var fakat diğerleri hepsi benim türlerim. Bu aranjman yani Alaçatı konseptli aranjmanı da yine sizinle birlikte yapmıştık. Ve bunlar da minicikti hatırlarsınız. Yine bakın benim orada kaktüslerimden de var. Bunların mesela orada Neon Breaker'ı Hollanda'dan almıştım. Ve diğerleri arkadaşlar yayılıcı türleri de satın almıştım. Fakat diğerleri benim Türkiye'den Belçika'ya büyük zahmetlerle taşıdığım ve burada çoğalttığım ve gözünün içine baktığım türlerden ve bu kristatı da arkadaşlar satın aldım. Yani yanlış anlaşılmaya da mahal vermemek adına size bu saksımı da anlatmak istedim ve ben hep size söylüyorum sukulentler ve kaktüsleri aynı saksıya ekebilirsiniz. Başlangıç seviyesindeki arkadaşlar bu konuda çekinceleriniz olabilir. Bununla birlikte lütfen çekinceniz olmasın. Sukulent ve kaktüsleri birlikte aynı saksıda aranjman yapıp büyütebilirsiniz. Çünkü mantıken her ikisi de az sulanan ve havadar ortamları seven türlerdir. Önemli olan suyunu dengeli vermemiz. Arkadaşlar bakın bu benim masası aranjmanımın saksısındakilerin hepsini ben geçenlerde ilaçladım, fısfısladım ve bu bölümün sonunda ikinci bölümü de size çekeceğim. İkinci bölümde de sizlere nasıl ilaçladığımı anlatacağım detaylı. Sukulentler mesela şunu düşünün. Bu şekilde bebekleri yan yana ektim. Bakın onlar da büyüyorlar. Yani sukulentleri bir yaprak alarak, bir çelik alarak, bir kafa uçurarak, bir de yaprak budadığımız yerlerden değerli arkadaşlar ne yapıyor? Filizleyerek. Yani aynı bunun gibi. Bakın yaprak budadığımız yerden bu yavruları veriyor. Bakın bu da benim orpetim bayağı bir büyüdü. Ve bu masal sarıcımını da sizlerle birlikte yapmıştık arkadaşlar biliyorsunuz. Ve ben artık arkadaşlar bunun aksesuarlarını yani bu saksının aksesuarlarını da yarın takacağım. Bugün de yağmurluydu çünkü hava. Fırtına olur diye aldım. Fakat artık fırtına mevsimi geçiyormuş arkadaşlar. Ve şunu söyleyeceğim size. Ben size birazdan üretim haneme gideceğiz değerli arkadaşlar sizinle birlikte. Çünkü bunu bir hobi olarak başlıyorsunuz. Daha sonra bir bakıyorsunuz değerli arkadaşlar. Artık siz bir üretici haline gelmişsiniz. Çünkü bu yaprakların hepsi ziyan, yazık, günah atmıyoruz. Şimdi size bakın göstereceğim arkadaşlar. Süreçlerini göstereceğim. Bunlardan hep yaprak olarak çoğaltıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın yavaş 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 yavaş. Bakın benim bu kapaklı saksılarım altında da zaten biliyorsunuz sukulentlerim var. Bakın yine ben buralardan yaprak budadım değerli arkadaşlar ve hep budadığım yerlerden görüyorsunuz pembe graptolarım çıktı. Ve graptolar arkadaşlar benim için sukulentler arasında en sevdiklerimden ve bu sukulentler -11-13'leri gördüğü hiçbir şekilde donmadı. Yine yakut kolyesini hem dal alarak hem de yapraktan yani yaprağı alıp toprağa saplayarak çoğaltabilirsiniz. Mesela şunu, bunu ne yapıyorum arkadaşlar? Buradan çelik alıyorum, buraya ekiyorum. Yine çoğalıyor. Hatta sizinle birlikte de şu anda da yapabiliriz. Mesela bakın zaten kopmuş. Mesela şunu şöyle buraya ekiyorum. Bakın böyle. Yani şu şekilde. Şu koparttığımı da alayım. Şöyle bakın. Bunu da şu şekilde.
Bakın artık onlar orada büyüyecekler. Ve ben bu sukulentlerimi hep Türkiye'den taşıdım. Ve bunların hepsinin elin üstünde benim çok büyük emeklerim var. Çünkü bizim Belçika'da ya da yurt dışında Avrupa'da soğuk ülkelerde sukulent yetiştirmemiz Türkiye'deki kadar kolay olmuyor. Ve bu noktaya bu beceriyle gelmek de bayağı bir maharet işi. Biz çünkü Türkiye'ye göre çok kuzeyde olduğumuz için havanın sıcaklığı ve soğukluğu birdenbire değişebiliyor. Mesela sabah bakıyorsunuz hava çok karanlık, çok kapalı, çok rüzgarlı, yağmur yağıyor. Arkasından birden güneş çıkıyor yaz gibi ve bir bakıyorsunuz birden dolu yağıyor. Biliyorsunuz sukulentlerin yapraklarına dolu taneleri vurduğu zaman lekeleniyor ve sukulentler o haliyle hiçbir şeyi kalmıyor. Yani görselliği kalmıyor ve o lekeler geldi mi de maalesef telafi edilmesi çok zor ve dolu izlerinden korumak için ben kafama dolular yağarken de hep bahçedeyim değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar, artık bizim Belçika'da akşam olmaya başladı. Saat kaç derseniz şu anda saat 9.30, Türkiye'de 10.30. Bakın arkadaşlar, Pulvinata'yı da geçenlerde ben budamıştım sizlerle birlikte. Ve başlangıç seviyesindeki arkadaşlar ya da beni yeni takip alan değerli arkadaşlar, bakın Pulvinata'yı da bu şekilde çoğaltabiliyoruz. Ve gördüğünüz üzere bakın her yeri yavru dolu. Çipil çipil mi denir, nasıl denir, şimdi dilim de sürçtü, havada serin şu anda bizim burada 15 derece yaklaşık. Tabii yavaş yavaş yaz da geliyor buralara. Gördüğünüz gibi bakın her yeri yavru dolu. Bakın Pulvinata'da da kelle alarak ne yapıyoruz? Aldığımız kelleleri değerli arkadaşlar bakın. Bir sığ saksı deneyi yapıyorum. Bir de orta derinlikte saksı deneyi yapıyorum. Dolayısıyla benim değerli arkadaşlar bu saksıda yani şuralardan almış olduğum kellelerimi şu iki saksıya yani şu iki saksıya ekerek onları orada köklendiriyorum çelik olarak. Bunlar da buradan gördüğünüz gibi bu şekilde dallardan yavru vererek bu şekilde çoğalabiliyor. Yani pulvinataları da bu şekilde çoğaltabiliyoruz arkadaşlar. Yapraktan çoğaltmayı da yapraklarını ne yapıyorum? Saplıyorum ve o şekilde bebek elde ediyorum. Hatta benim birazdan size göstereceğim toprak hazırlama ve bebeklerin ekimi devamındaki videomda da zaten detaylı bir şekilde göreceksiniz arkadaşlar. Bundan da arkadaşlar bakın buradan bir filizlemişti. Ben bundan da yine bir yavru Sevim ablacığıma göndermiştim. Şimdi arkadaşlar bakın asıl işin can alıcı kısmına geliyoruz. Ben geçen sene de bu videoyu çekmiştim ama bu sene de çekeyim önden. Birkaç hafta sonra size daha detaylı bir şekilde atacağım. Benim yine fazla yapraklarım vardı. Artık ekecek yerim kalmamıştı arkadaşlar. Bakın ben bu yaprakları buraya attım. Bakın şimdi göstereceğim size. Geçenlerde burada biraz otları yoldum ne durumdalar diye baktım. Bakın görüyor musunuz? Bakın nasıl burada yavruluyor. Yani Allah zaten bana misli misli veriyor. Allah olmayanlara benim sukulentlerimden daha kat kat güzellerini versin diliyorum. Ve bunlar gibi böyle güzel güzel bebişler yapsın diliyorum. Bakın arkadaşlar şurada da var. Şurada da var. Ve bu otların içinde arkadaşlar benim buraya kompost toprağı atmış olduğum sukulent yapraklarım var. Ve buraları biçerek arkadaşlar gün ve gün buradaki yani benim bu toprak biriktirdim. Burada da toprakları biriktiriyorum arkadaşlar. Bakın satın aldığım türlerin topraklarını buraya döküyorum. Bakın burada da bir tane yayılıcı tür. Burası benim hep deney alanım arkadaşlar. Ormandaki sukulent bahçem gibi aynı. Burada da bu şekilde deneyler yapıyorum. Yani burası özenli bir toprak değil. Burası tamamen böyle kaderine bırakılmış bir topraktı. Şimdi sizinle yavaş yavaş benim diğer üretimhaneme geçiyoruz arkadaşlar. Bakın. Şimdi bakın benim bahçemdeki papatyalarım da yaşıyorlar. Bu yaprakları da arkadaşlar bakın buraya bu şekilde iliştirdim. Bunlar da burada bu şekilde bebek yapacaklardır. Bana diyeceksiniz ki Nilüfer niçin bu şekilde? Ben büyük yapraklarda bu şekilde çoğaltıma gidiyorum. Burada da yanlışlıkla kopmuştu. Kedi var, komşunun kedisi. O gelmişti. O da öyle önce ben de bunu buraya diktim. Bakın az önce aldığım çeliği ne yapacağım? Şuraya şu şekilde koyacağım mesela. Ne yapacağım? Bu yaprakları da böyle. Bana niçin bastırıyorsun? Yani niçin toprağa saplıyorsun derseniz arkadaşlar bu şekilde bana daha pratik geliyor ve daha nasıl diyeyim
Daha çabuk filizliyor. Daha kökleri böyle daha sağlam oluyor arkadaşlar. Bakın toprağın üstüne de bırakabilirsiniz ama bununla birlikte arkadaşlar bu şekilde de çoğaltım yapabilirsiniz. Bu saksıdaki toprağım benim ormandan almış olduğum toprak ve torf vardı hatırlarsanız eğer sizinle birlikte yaptık bu saksıydı. Arkadaşlar bakın orman toprağında benim yetiştirmiş olduğum sukulentlerimin durumu bu şekilde. Hatta buradan bir çelik sevgili Sevim ablama da gönderdim. Bakın baldeğim de burada çoğalıyor. Lovely rozum. Gördüğünüz gibi bakın burada bir de yakut kolyem. Orman toprağından almış olduğum ya daha doğrusu ormandan almış olduğum toprakla dikmiş olduğum çelikler. Bakın bu şekilde de yani tepesinden çelik alarak bu şekilde de sukulentleri çoğaltabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş benim diğer saksılarıma geçeceğiz. Evet bakın arkadaşlar şimdi ben bu yaprakları yatıralı bir ay oldu ve ne yaptım? Direkt arkadaşlar bu saksının üstüne bu şekilde iliştirdim ve yapraklar burada köklendiler. Bakın arkadaşlar. Hatta bir de bebekler de verdiler. Bakın bu saksım da aynı durumda. Ve arkadaşlar bakın ben birkaç zaman sonra Türkiye'ye geleceğim biliyorsunuz ve Türkiye'ye geliş için artık bahçemi hazırlamam gerekiyor ve o nedenle de size bu videoyu çekiyorum. Yani uzun tatillere giderken bahçemizi ya da balkonumuzu nasıl düzenleyeceğiz onu göstereceğim. Bakın arkadaşlar bunlar bir aylık bebeklerim. Yani bir ayda bu forma geldiler. Onu demek istiyorum. Bakın diğerlerini de hep ektim. Yakından da göstermek isterim size. Bakınız. Görüyorsunuz. Bunlar direkt toprağın üzerine bırakılmış yapraklardan elde ettiğim bebeklerim. Fakat farklı yöntemler de göstereceğim size bir sonraki saksılarımda. Bakın bunları da bu şekilde viyolilere koydum. Hatta pulvinate bebeğimi daha önce de görmüştünüz. Bu arada hızlı hızlı çekmeye çalışıyorum. Çünkü birazdan yağmur indirecek. Bugün çünkü yağmurlu çok havamız. Bakın arkadaşlar bunlar hep benim bir aylık bebeklerim ve bu topraklar gördüğünüz gibi çok özenli değil. Satın almış olduğum sukulent ve kaktüslerin atık topraklarını kullandım. Yani yeni bir toprak yapmadım arkadaşlar. Bakınız nasıl bereketleriyle çoğalıyorlar. Evet. Şimdi ben arkadaşlar bazı yaprakları da toprağa saplayarak koymuştum. Bakın onlar bu şekilde. Yani toprağa saplayarak eğer siz sukulent yapraklarınızı dikerseniz arkadaşlar bebekler daha sağlam çıkıyor. Yani cılız cılız çıkmıyor. Gördüğünüz gibi etli etli formlarda çıkıyor. Yani benim size tavsiyem lütfen yapraklarınızı toprağın üstünde evet oluyor ama eğer biraz batırırsanız bakın aradaki farkı görüyorsunuz. Bir şuraya bakın arkadaşlar. Bir de şuraya bakın. Aradaki farka bakar mısınız? Bunlar nasıllar? Bunlar nasıllar? Bakın dolu dolu etli etli formlarda. Bakın diğer saksımda da bu şekilde bebeklerim var. Bakın bunları da direkt ne yapmıştım? Toprağa bırakmıştım. Fakat eğer yaprakları toprağa batırırsanız aynı pulvinata'daki gibi arkadaşlar sonuç bu şekilde mükemmel olacaktır. Bakınız bunlar benim hep toprağa batırdığım yapraklarım. Artık Türkiye'ye geliş moduna bahçeyi geçireceğim. Bakınız şimdi bir de benim değerli arkadaşlar neyim vardı? Kendi bahçemde yapmış olduğum bebek tarlam vardı. Bakın buradaki yaprakları da batırdım değerli arkadaşlar. Şimdi size onu göstereceğim. Şimdi yağmur yağdığı için otlar hızlı büyüdü. Bir haftadır yağmurlu burası. Görüyorsunuz yağmurda çamurda hep bahçedeyim ve uğraşıyorum. Yani bu emeğimin karşılığını tabii ki Allah bana bereketiyle misli misli sunuyor ve dolayısıyla hep size diyorum ya benim gelir kaynağım geçimim bundan değil ama bununla birlikte fazla türlerimi de ileride satacağım. Bunu da söylüyorum. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi benim burada böyle bir bebek tarlam var. Hatta bakın sizinle birlikte bunu da sökmek istiyorum ama şu anda bir elimde telefon bir elimde bu olmuyor malum. Ve hem ben biliyorsunuz hem okula gidiyorum hem koşuşturmaca hem videolar hem Hollanda'ya git gel falan derken bakın arkadaşlar bunlar da artık burada ne yapıyorlar? Yavruluyorlar. Aslında hepsini tek tek çekmek isterim size ama değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar da doğa şartlarında burada bu şekilde artık yavrulayacaklar. Bunları bu şekilde mi bırakacağım? Bunları şöyle arkadaşlar bunların otlarını yolacağım hep ve otlarını yolduktan sonra buraya bir kafamda bir planım var. Onu uygulayacağım. Evet. Şimdi arkadaşlar ben ne yapacağım?
Gördüğünüz üzere malzemelerimi hazırladım. Şimdi sizinle birlikte sukulent toprağı yapıp benim bebeklerimi bu kapaklı saksıma geçireceğim. Bu kapaklı saksımı da yeni aldım. Yani ne yapacağım arkadaşlar? Benim buradaki üretim yaptığım bebeklerimi bu saksıma gideceğim ve rahat bir şekilde Türkiye'ye gitmiş olacağım. Çünkü kedilerden korumam gerekiyor. Buyurun hep birlikte toprak karışımı yapalım ve sizler de beni izleyin. Bu bebeklerin büyüdüğünde burası bir renk cümbüşüne dönecek. Burada her türden sukulent bebeği yaptım değerli arkadaşlar. Fakat şu anda yağmur başladı ve yağmur başladığı için de ben arkadaşlar bakın bu iğne oyası gibi dizdiğim saksımı yarım bırakmak zorundayım. Dağ kısımlarını da dolduracağım. Çünkü bahçemi Türkiye moduna geçireceğim için arkadaşlar bu şekilde bırakmam gerekiyor. Görüyorsunuz yağmur yağıyor. Üstüme de biraz yağdı. Dolayısıyla hiçbir yani başarının emeksiz olmuyor arkadaşlar. Yani görüyorsunuz yağmurda, karda, çamurda, fırtınada, doluda ben hep bahçedeyim bu şekilde. Ve dediğim gibi ıslandım da. Çünkü bu işleri de birinin yapması gerekiyor. Ve daha da bitmedi işim. Yağmur nedeniyle değerli arkadaşlar ben şimdi artık içeriye gireceğim ve kalan videomu da yarın devam edeceğim. Fakat şunu söylemek istiyorum. Bakın başlangıç seviyesindeki değerli arkadaşlar. Benim bu cephem sabah güneşini görüyor. Sukulentleriniz kesinlikle sabah güneşi almalı. Ve yazın yakıcı sıcaklarından da korumanız gerekiyor. Sularken de gece sulayacağız arkadaşlar. Çünkü gece sıcaklık hem saksı sıcaklığıyla hava sıcaklığı dengelendiği için gece sulayacağız. Ve ben nasıl geçirgen bir toprak yaptımsa siz de o şekilde yapacaksınız. Ve toprak kurudukça sulayacağız arkadaşlar. Ben şimdi içeriye girmek zorundayım. Çünkü yağmur bastırdı. İyicene ıslandım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. Ben bahçede hep bu şekilde yaz kış böyle emek veriyorum. Ve karşılığını da aldığımı düşünüyorum. Şimdilik hoşça kalın. Videomun ikinci bölümünü de muhtemelen yarın ya da öbür gün çekerim. Çünkü yağmurun durumuna bağlı dediğim gibi. Artık bahçemi Türkiye moduna geçirmeye başladım. İlk aşaması buydu. Bu da yarım kaldı. Hepinizi sevgiyle, saygıyla
Selamlıyorum ve arkadaşlar bakın benim bu güzel bebeklerimi yakından da görmenizi istiyorum ben. Bakın her cinsten her türden bebeklerimi buraya iğne oyası gibi. Bakın bu uzunlar garajda büyümüştü. Onları da oraya aldım. Bakın bebeklerimi bu şekilde buraya emanet edip şimdi içeriye gireceğim dediğim gibi. Videomun kalanında ikinci bölümünü de yarın ya da öbür gün çekip kanalıma atacağım. Oradan da yine detaylı bilgilere ulaşacaksınız. Yani bilgileri size aktarmaya devam edeceğim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, iyi niyetlerde kalın, bereketinizle kalın ve kendiniz için bir şey yapın.